Herkese merhaba gençler. Bugün sizlere oyun sayfaları için gönderi tasarımını yapmayı göstereceğim. Gönderi tasarımı işte bilgi sayfası olur, troll sayfası olur vesaire. Bunlar için gönderi tasarımı yapmayı göstereceğim. Temayı oyun olarak ayarladım. Siz bunun temasını değiştirebilirsiniz. Temelleri vereceğim. Temasını istediğiniz ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak dosya diyoruz, yeni diyoruz. Ve 1080'e 1080 bir dosya açıyoruz. Eğer sizde de böyle açılmıyorsa buradaki ev ikonuna basın, yeni oluştur deyin ve 1080'e 1080 olarak bir dosya açın ve renk modunu RGB renk yapın. Tamam deyin. Gördüğünüz gibi dosyamız geldi. Şimdi arka plan kilidini açıyoruz ve boya kovasını alıyoruz. Siyah rengi seçiyoruz. Tamam diyoruz ve bir kere beyaz kısma basıyoruz. Arka plan siyah oldu. Sonra biz temelleri oluşturacağız. Şu dikdörtgenleri falan oluşturacağız. İlk önce dikdörtgen aracını alıyorsunuz sol bardan. Tıklıyorsunuz dikdörtgen aracına. Eğer sizde dikdörtgen aracı yoksa sağ tıklayıp dikdörtgen aracını seçin. Bir kere tıklayın. Sonra 1000'e 1000 olacak şekilde bir dikdörtgen oluşturun. 1080'e 1080 değil, 1000'e 1000 olacak. Tamam deyin. Sonra Ctrl T yapın. Ortalayın. Ve alt tuşuna basılarak bunu büyütün. Biraz hafif büyütün. Ne kadar göz zevkinize göre büyüteceksiniz. Nasıl güzel duruyorsa. Sonra dolgusunu 0 yapın. Şu kırmızı şerit geçen. Konturunu da beyaz yapın veya herhangi bir renk yapabilirsiniz. Önemi yok. Degrade ekleyeceğiz. Kontur boyutunu kaç yapabiliriz? 5 yapabiliriz. Kontur boyutunu 5 yapalım. Sonra bir arka plan bulmamız lazım. Chrome'u açıyoruz. Burada oyun üzerinden gideceğim için ve pikseli sevdiğim için piksel olarak gideceğim. Ben bir tane wallpaper'ı buldum. Siz kendi temanıza göre wallpaper seçeceksiniz. Sağ tıklayacaksınız. Resmi kopyala diyeceksiniz. Ve Ctrl V ile buraya yapıştıracaksınız. Sonra bunu Ctrl T ile alt tuşuna basılı tutarak oturtacaksınız dosyamıza. Enter'a basacaksınız işiniz bittiğinizde. Sonra siyah katmanı arka planınızın üzerine alacaksınız ve opaklığını kısacaksınız. Kendi göz zevkinize göre 50 olarak ayarlıyorum ben opaklığını. Sonra dikdörtgene Ctrl J yapacaksınız veya sağ tıklayıp katmanı çoğalt diyeceksiniz. İkisi de aynı şey, Ctrl J daha kısa yolu. Sonra kopyaladığınız dikdörtgene şuradan dikdörtgen aracını seçin. Kopyaladığınız dikdörtgene basın. Dolgusunu siyah yapın, konturunu 0 yapın ve opaklığını kısın. Bu siyah olan dikdörtgeni de şu siyah olan dikdörtgeni de siyah katmanınızın arkasına alın. Sonra isterseniz bu siyah katmanı silebilirsiniz. Fazladan siyahlık istemiyorsanız isterseniz de silmezsiniz. Ama ben silme taraftarıyım. Çünkü bu zaten yeterince siyah ekleniyor. Arkası da biraz daha parlak gözükünce daha güzel oluyor. Şimdi ne ekleyeceğiz? Efektleri eklemeye başlayalım arkadaşlar. Burada bir degrade eklememiz lazım. Dikdörtgenimize şuradaki gibi. Bu degradeyi ekleyeceğiz. Ben size degradenin renk kodlarını açıklamada vereceğim. Çift tıklıyoruz dikdörtgene. Beyaz olan dikdörtgene çift tıklayın. Siyah olana değil. Sonra degrade ekleyin arkadaşlar. Degradesinin opaklığını 100 yapın. Burada bende hazır olduğu için burada kolayca seçebiliyorum. Sizde hazır değildir. O yüzden size şuradan hemen renk kodlarını şuraya not edeyim arkadaşlar. Renk kodlarını alayım. Açıklamada bu renk kodlarını bulabilirsiniz. Evet. Tamam. Degradeyi seçiyoruz. Tabi isterseniz bu renkleri seçmezsiniz. Başka renkler seçebilirsiniz. Ben bu renkler üzerinden gideceğim. Tamam diyoruz. Dış ışıma ekliyoruz. Dış ışımanın da boy rengini kendi temanıza göre yapacaksınız. Mesela şurada hafif sarılık var. Şurada da pembelik var. Ben X'in ortası şu rengi seçtim. Bunu da renk kodumu kopyalıyorum. Sonra tamam diyoruz. Sonra gölge ekleyebiliriz. Çok belli olmayan bir gölge yayılmasını şöyle kısalım. Opaklığını da kısalım. Çok belli olmasın. Sonra tamam diyoruz.
Bu dikdörtgende işlemlerimiz bu kadar. Eğer kaçırdığınız bir şey olursa zaten ayarlar kısmından şöyle göstereyim size. Şuradan durdurup benim ayarlarımı yapabilirsiniz. Şuradan durdurup benim ayarlarımı yapabilirsiniz. Şöyle durdurup benim ayarlarımı yapabilirsiniz. Tamam. Sonra küçük dikdörtgenler ekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle küçük kareler, dikdörtgen değil. Sabahtan beri dikdörtgen diyorum, kareye. Şöyle küçük kareler ekleyebiliriz süs amaçlı. Önemi yok ama ekleyebilirsiniz. Şimdi dikdörtgen aracını alıyoruz. Biraz alt tuşuna basılı tutup mouse tekerleğiyle yakınlaştırıyoruz. Space tuşuna basılı tutarak böyle hareket ettirebilirsiniz. Şimdi Shift'e basılı tutarak bir tane küçük kare oluşturuyoruz. Bu 27'ye 27 oldu. Siz de oluşturabilirsiniz. Oluşturmadan önce yeni katmanı açın, yoksa az önceki gibi olur. 27'ye 27. Şimdi bunu CTRL ile ayarlayacaksınız. Kendi göz zevkinize göre ayarladıktan sonra Enter'a basacaksınız. Şuradan dikdörtgen efektlerini kopyalamayın şimdi. Şunun konturunu kaldırın ve rengini herhangi bir renk yapın. Sonradan grup içine alıp efekt ekleyeceğiz çünkü. Biraz daha küçük yapabiliriz. Küçültelim. CTRL T ile. Tamam. Sonra buna CTRL J yapıyoruz. Yani çoğaltıyoruz. Sonra Shift tuşuna basılı tutarak kopyaladığımızı yukarı alıyoruz. Ve bu zaten otomatik olarak kilitleniyor eşit uzaklığa gelince. Tekrardan CTRL J yapıyoruz. Yine Shift tuşuna basılı tutarak bunu da eşit uzaklığa getiriyoruz. Sonra tekrardan CTRL J yapıyoruz. Bunu da Shift tuşuna basılı tutarak eşit uzaklığa getiriyoruz. Tamam. Bu dördünü seçip CTRL G ile gruba alıyoruz. Toplu seçme içinde CTRL tuşuna basılı tutup seçebilirsiniz. Gruba aldıktan sonra dikdörtgenin efektlerini sağ tıklayıp katman stilini kopyala diyoruz. Gruba tıklayıp sağ tıklayıp katman stilini yapıştır diyoruz. Ve gördüğünüz gibi efektler aynı oldu. Böyle de uyumlu oluyor. Şimdi birkaç ek efekt ekleyeceğiz. Gruba çift tıklıyorsunuz. İç ışıma ekleyebiliriz. Opaklığını 100 yapın. Karışım modunu kaplama yapın ve rengini de beyaz yapın. Boyutunu biraz artıralım. Gölge biraz daha ekleyebiliriz. Tamam, zaten öbürleri aynı. Fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Sonra arkadaşlar en üstte yeni bir katman oluşturuyoruz. Karışım modunu kaplama yapıyoruz. Fırça aracını seçiyoruz. Rengi beyaz yapıyoruz. Sonra şuralara, şu karelerin olduğu yerlere bir kere şöyle basabilirsiniz. Daha güzel bir efekt verecek. Mesela durun, boyutunu biraz daha artırabiliriz. Şöyle tekrardan oluşturayım. Boyutunu artırmak için de alt tuşuna basılı tutup sağ tıka basılı tutup sağ ve sola kaydırabilirsiniz. Sert ikişinde yukarı ve aşağıya. Şimdi şöyle biraz küçültelim ve şöyle ekleyelim. Şu köşeye ekleyelim, şu köşeye ekleyelim ve şu köşeye ekleyelim. Daha güzel bir efekt vermiş oldu. Şimdi ne kaldı arkadaşlar? Şurada görüyorsunuz, belki bilmiyorum. Şurada küçük küçük efektler var, noktalar var. Aşağıda size bir link vereceğim. O linke girin. O linke indirdiğinizde şöyle olacak. Hemen göstereyim size. Nereye atmıştım? Şu gelecek size, VG, karbon fiber patterns falan var. Bunu bir dosyaya çıkartın, sonra çift tıklayın arkadaşlar buna. Şimdi bu ne oldu? Yeni bir katman oluşturmayın. Yeni bir katman oluşturun yani. Boya kovasını alın. Herhangi bir renge boyayabilirsiniz yeni katmanı. Sonra katmana çift tıklayın. Desen kaplama ekleyin. Sonra bu desen yerine gelin. Gördüğünüz gibi buraya bir tane klasör geldi. Ben de önceden yüklediğim için 2 yazıyor. Bunu silebilirim ben. Sizde böyle bir şey olmayacak. Ulan silinmiyor lan, lanet şey. Neyse, bunu açıyorsunuz arkadaşlar. Şurada desenler var. Şöyle ölçeğini biraz artırayım. Buradaki desenlerden istediğiniz deseni seçiyorsunuz. Mesela ben burada nokta nokta delik delik bir şeyler var. Mesela şurada görüyorsunuz. Mesela bunu seçebiliriz. Opaklığını 100 yapın, karışım modunu normal yapın ve tamam deyin. Sonra katmana sağ tıklayın.
katman stilini rasterleştirdiğin sonra karışım modunu buradan çıkar yapabilirsiniz. Çıkardan başka böyle test edebilirsiniz. Beğendiğiniz başka bir karışım modu varsa onu yapabilirsiniz. Ben çıkarı veya kaplamayı değil, çıkarı veya şu renk soldurmayı öneriyorum. Ama ben çıkar olarak kullanacağım. Şimdi sadece yazılarımız kaldı. Şu yazılar kaldı. Aşağıda font vereceğim arkadaşlar. Pixellari diye bir font var. Türkçe olmasına dikkat edin arkadaşlar. Türkçe olmazsa sayfanızda bazı harfleri yazamazsınız. Şu linke girin ve buradan download'a basın. Download'a bastıktan sonra şöyle bir RAR inecek. Buradaki TTF dosyasına çift tıklayın ve zaten font yüklenecek arkadaşlar. Sonra şurada sol T işaretine basın. Yeni bir katman oluşturun. Şu katman en üstte kalsın arkadaşlar. Az önce yaptığımız desen kaplama katmanı en üstte kalsın. Yeni bir katman oluşturun. Katmana tıklayın ve bir kere text oluşturun. Burada fontu seçebilirsiniz. Şuradan font seçebilirsiniz. Pixelary yazıp ve Pixelary fontunu seçin. Şimdi örnek olarak mesela CSGO yazayım. Hatta Mario yazayım. Arkada Mario var. Mario yazıyorum. Sonra CTRL-T ile bunu ortalayıp şöyle göz zevkime göre ayarlıyorum. Enter'a basıyorum. Sonra Mario'ya çift tıklıyorum. Degrade kaplama ekliyorum ve degradesini istediğim rengi ayarlayabiliriz. Ben şu renklere uygun olarak turuncu ve sarı kısmı seçeceğim. Şuradan hazır var. Şunların da renk kodunu alayım ben. Aşağıda bunların hepsi var. Şöyle boşluk bırakayım. Öbürü neymiş? Tamam. Bunların renk kodunu da açıklamada bulabilirsiniz dediğim gibi. Tamam diyoruz. Sonra iç ışıma ekleyebiliriz. İç ışımanın karışım modunu kaplama yapın. Rengini beyaz yapın. Boyutunu da böyle göz zevkinize göre ayarlayacaksınız. Benimki gibi yapmak için videoyu durdurup benimki gibi yapabilirsin. Dış ışıma ekliyoruz. Dış ışıma şu renklerle uyumlu olmasını istiyorum. O yüzden direkt şu renk kodu zaten vermişim şurada. Şurada. Bunu opaklığını kısabilirsiniz. Sonra boyutunu da biraz kısabilirsiniz. Sonra bir tane de gölge ekleyeceğiz. Gölgeyi de ekledikten sonra zaten gözükmüyor ki ben göremiyorum burada. Her neyse. Gölgeyi de ekledikten sonra tamam diyoruz. Sonra buna CTRL-J yapıyoruz. CTRL-T yapıp Shift tuşuna bas tutup bunu alta alıyoruz. Kopyaladığımız teksti. Enter'a basıyoruz. Çift tıklıyoruz kod kopyaladığımıza. Bunun degradesini kaldırıyoruz. Dış ışıma falan kalabilir. Sadece degradesini kaldırın. Sonra buna mesela Mario, bir dakika. Mario yeni oyun çıkartacak. Mario şirketin ismini şu anda hatırlamıyorum. O yüzden Mario yazdım. Sonra buna da gölge ekleyebilirsiniz. Gölge eğer İstediğiniz gibi değilse oynamalar yapalım. Şöyle istediğim gibi değil. Küçük oynamalar. Tamam. Bakalım bir şey kaldı mı? Şu efektler biraz daha belirgin olabilir aslında. Kaplamayı da en üstte alamayız. Almayalım. Tamam. Bu kaplama efektlerini biraz daha belirgin yapabiliriz arkadaşlar. Onu da hemen yapalım. Fırça harcını alalım. Beyaz renkle. Şöyle biraz daha belirgin yapalım arkadaşlar. Olmuyor la en son bu. Her neyse artık siz onu ayarlarsınız. Ben sadece size temelleri gösterdim. Aynısı olduğu gibi ya. Sadece şu Mario'nun degradesini biraz kısabiliriz. Degradesinin opaklığını kısabiliriz. 75 yapalım. Evet, şimdi aynısı oldu. Güzel. Tamam. Daha fazla eğitim videosu için aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.